Dük Vartislav krallığınızı kutlar ve size bağlılığını bildirir majesteleri. Volgaslar en eski, en kadim dostlarımdandır. Dük'e bu zarif hediyeleri için teşekkürlerimi ilet. Çıkabilirsin. Dur. Şimdi çık. Krallık bir insana bu kadar mı yakışır? Seninle gurur duyuyorum. Şu mutluluğum mu? Majesteleri. Şu kadın dışında hiçbir şey bozamaz. Kral Tenyo, Anarkia. Kraliçe Anarkia. Tenyo, kaleşin sürgün meselesi. Hem orduyu hem soyluları huzursuz ediyor. Naçizane tavsiyem bu meseleyi dışarıya yansıtmadan sarayın içinde halletmen. Sürgünün ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Babanın vefatından sonra amcanın da ölmesi ülkeyi tarihsiz bir kaosa sürükleyecektir. Amcamın yaptıkları karşılıksız kalmayacak. Bongomya'nın mabedini içinde biz varken yakmaya çalışan birini affedebileceğimi mi düşünüyorsun Sion? Haklısın. Ama kraliçe eskisi seninle aynı fikirde değil sanırım. Bir ses mi duyuyorum? Ne sesi? Böyle bebek ağlaması gibi. Sarayda bebek yok ki. Ay kendi ağzınızla söylediniz değil mi? Sarayda bebek yok. Sion, şimdi bunun konumuzla alakası ne? Ay neyse ne. Babanın zamansız vefatı ülkeyi bir kaosa sürükleyebilirdi. Neyse ki seni o kadar güzel yetiştirdim ki böyle bir şey yaşamadık. Sion, sen babamla evlendiğinde ben 19 yaşındaydım. Ay düşün bak neler başarmışım. Daha önce de söyledim. Bu bebek meselesi yalnızca biz kral ve kraliçeyi ilgilendirir. Ha, ben o yüzden söylüyorum zaten. Siz de bu konuyu yeterince önemseseniz iyi olur bence. Çünkü bir anda Tenyo'nun başına bir şey gelse, bir veliaht bile doğuramamış eski bir kraliçe olarak kendinize bambaşka bir ülke bulmak zorunda kalacaksınız. Ne acı. Sion, ver. Amcam bir süre Bongomya'dan uzak kalacak. Rica ederim bu konuyu uzatma. Kral Tuğ'nun kardeşi ve eski baş danışmanı Kaleş, kundaklama ve kraliyet itibarına zarar verme suçlarıyla Yüce Kral Tenyo tarafından sürgüne mahkum edildi. Bir diyeceğin var mı? Yakında görüşeceğiz Kral Tenyo. Son laf delisi ya. İlla bir şey söyleyecek. Açık kapıyı. Selam sana Bongomya. Sangu. Cibeli'ye çok iyi bak. Tenyo, Sangu.
Her geldiğimde daha iyi görünüyorsun. Hatta bu sefer kral gibi taş da takmışsın ha. Dur biraz. Yoksa. Babam Tun'u kaybettik. Hiç merak etme Tengi. Avrupa'nın her yerinde tanıdıklarım var. Kral Tun'u nerede olursa olsun bulacağız. Sanma. Tun öldü sanma. Deme. Bunu niye Tengi'yi de söylemiyorsun? Adam babasını kaybetmiş sanıyor ya. Çocuk değil ki bu adam. Kaldırabilir. Bir elçinin en zor anları. Kral Tengü, haberler kötü. Kral Tun'u kaybettik. Ya asıl kalleş nerede? Ben onu çok özledim. Amcam sarayı kundakladığı için az önce sürgüne gönderildi. Hay, iblis puştu. Keşke geberseydiniz. Hiç hoşlanmam böyle tiplerden. Güzeller güzeli haşer ya. Seni de tebrik ederim. Neden? Ne demek neden? Saksonya Dükü'yle evleniyormuşsun. Ne? O nereden çıktı ya? Bavyera Dağı'nda karşılaştık. Birkaç güne burada olurmuş. Yanıyor çocuk. Aşk için yollara düştüm diyor. İki haftadır mektuplaşıyoruz diyor. Abi! Prens! Hakikaten prensler de ben onu... O da mı hainlik yaptı? Cık, içeride. Çünkü ben onu çok özledim ya. Ne duruyoruz ya? Yoldan geldim, acıktım. Atla geldim, gördün değil mi? Gördüm, gördüm.